Yunanistan'ın ekonomik krizle mücadelesi Euro'dan çıkmasıyla sonuçlanabilir mi? Avrupa Birliği liderleri aylardır bu sorunun yanıtını tartışırken, Yunanistan'da bir kent krizle baş edebilmenin yolunu Euro'ya alternatif getirmekte buldu. Volos kentinde TEM adını verdikleri bir kuru dolaşıma sokan halk, takas usulüyle alışveriş yaparak ekonomiyi canlı tutmaya çalışıyor. Volos pazarında dolaşırken eksikliğini hiç hissetmeyeceğiniz bir şey var, para. El işlemelerinden gıda ürünlerine buradaki her şeyin değeri TEM adı verilen yeni bir tür alternatif kur üzerinden ölçülüyor. Halk satışa çıkardığı ürünler ya da önerdiği hizmetler üzerinden kredi topluyor. Tüm krediler merkezi bir bilgisayar ağında kayıt altına alınıyor. Böylece halk kredilerini canlarının istediği şeye, örneğin bir tango dersine harcama şansına sahip oluyor. Yani kısacası geleneksel takas yöntemi bugünün Yunanistan'ına geri dönüyor. Dört mum ve çok güzel seramikler aldım. Karşılığında yoga dersleri vereceğim. En dipteyiz. Hayatımızın en kötü günlerini yaşıyoruz. Yaratıcı düşünmek zorundayız. Üye sayısı 800'ü aşan takas ağı Volos'u bir anda ilgi odağı haline getirdi. Burası da Yunanistan'daki diğer birçok kent gibi ekonomik krizin bedelini ödüyor. Sanayi durmuş, işsizlik tırmanışta ve Euro'ya alternatif bir kurun dolaşıma girmesi kent halkı için bir umut ışığı olmuş. We think that is a very good way out. Bunun yaşadığımız derin ekonomik ve sosyal bunalımdan bir çıkış yolu sunabileceğini düşünüyoruz. Bu, Euro'ya alternatif getiren ama Euro'nun yerine geçmesi öngörülmeyen bir inisiyatif. Ama takasa destek her geçen gün artıyor. Örneğin bu yerel işletme de TEM ağına dahil olmuş. Yetiştirdikleri bitkileri TEM üzerinden satıyorlar. Böylece işçiler de bir takım fırsatlara kavuşabiliyor. Bitkilerimiz karşılığında et ve ekmek alabiliyoruz. Kızlar kuaföre gidip saçlarını yaptırabiliyor. Ben köyde büyüdüm. Eskiden para yokken işler hep böyle yürürdü. Takas usulünden gelecek nesiller de faydalanıyor. Çocukları için bu gibi atölyelere parası yetmeyen aileler şimdi bedelini kısmen TEM üzerinden ödeyebiliyorlar. Euro tamamen dışlanmış değil ama artık bir alternatif var. Ve basit bir fikirden doğan bu alternatif şimdi kent halkına iyimserlik aşılıyor, Yunanistan'ın bu karanlık günlerinde canlı bir renk sunuyor.